Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Mucit Anne Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tam zamanı olan vişne ile harika bir tarif hazırladım. Videonun sonuna kadar izlemeyi ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için 1 kg vişne kullanacağım. Vişneyi bol suda yıkadıktan sonra sap kısımlarından ayırarak yine uygun bir kabın içerisine aktarıyorum. Ve vişnelerim hazır sap kısımlarını da atmadım Dilerseniz derin dondurucuda saklayabilirsiniz ya da kurutarak saklayabilirsiniz ee, ödem atıcı çay olarak kullanabilirsiniz aynı kiraz sapını sakladığımız gibi şimdi vişneleri genişçe bir tencerenin içerisine aktarıyorum Üzerini tamamen geçecek kadar su ekliyorum. 1 kilogram vişne için 1 litre su kullandım. Bugün en doğalından vişne suyu hazırlayacağız. Lütfen bu yöntemi uygulayarak sevdikleriniz için tam zamanı olan vişneyi bu şekilde değerlendirin derim. Tencerenin kapağını kapatıp vişnelerin haşlanmasını sağlıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde vişneler patlamaya ve Güzel rengini suya bırakmaya başlıyor. Şöyle bir karıştırayım. Bir sonraki aşamayla devam edelim. Eğer zamanınız varsa biraz bekletebilirsiniz tencerenin içerisinde. Benim zamanım olmadığı için hemen böyle bir süzgeçten geçireceğim. Aktarıyorum hemen. Brown brown vişne kokan mükemmel bir lezzet. Bütün vişneleri süzgecin içerisine aldıktan sonra bir çatalla ya da böyle bir ezici yardımıyla püresini vişne suyunun içerisine bırakmasını sağlıyorum. Sizinle ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak kanalımda pek çok kış hazırlıkları tarifleri var. Diğerlerini de göz atmanızı tavsiye ederim. Bu videonun altında diğer kış hazırlıkları tarifimin linkini de ekleyeceğim. Çekirdeklerinden tamamen püre şeklinde vişne suyunun içerisine aktarmayı sağladım. Şöyle göstermek istiyorum. Renginin güzelliğine bakar mısınız? İçerisindeki pürtüklü yapıyı biraz sonra blenderdan geçireceğiz. Fakat şimdi bir kaynatma işlemini daha yapmamız gerekiyor. Yine aynı tencerenin içerisine vişne suyunu aktarıyorum. Yarım su bardağı yaklaşık 100 gram oluyor sanırım. Şeker ilavesini yapıyorum. Damak tadınıza göre miktar artırıp azaltabilirsiniz. Ama bence çok tatlı yapmayın derim. Şöyle şekerin erimesi için karıştırıyorum. Hafif fokurdamaya başladığı zaman bir el blender yardımıyla tamamen pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çektiriyorum. Eğer vişne parçacıkları ağzınıza gelsin istiyorsanız bu işlemi uygulamaya da bilirsiniz. Kaynadıkça köpükler oluşacaktır. Köpüklerinden yavaş yavaş şöyle üzerinden alabilirsiniz. Şöyle ama bakın öncesinde renginin güzelliğini göstermek istiyorum. Ve biraz önce bahsettiğim gibi şu köpüklü yapıyı almanızı istiyorum. Hiç zaman kaybetmeden sıcak sıcak cam kavanozların içerisine aktarıyorum. Eğer bu şekilde muhafaza etmek istemiyorsanız tamamen soğuduktan sonra pet içerisine doldurup derin dondurucunuzda saklayabilirsiniz bu şekilde konsantre bir şekilde hazırlamış olduk tüketirken mutlaka biraz su ekleyerek ya da soda ekleyerek tüketmelisiniz çok sıcak olduğu için şöyle hemen mutlaka altına bir bez tutun benim gibi yanmayan sıkıca kapatıyorum Videoyu bu kadar izlediyseniz tarifimi merak ettiğinizi düşünüyorum. Nerelerden takip ettiğinizi, hangi illerden takip ettiğiniz yorumlar kısmında yazar mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Hava almadığı sürece en az 2 yıl bu şekilde taze taze muhafaza edebilirsiniz. Şimdi hemen sizlere nasıl tükettiğimi de göstereceğim. Bir cam bardağın içerisine bir miktar hazırlamış olduğum konsantre vişne suyundan aldım. Hemen üzerine buz gibi su ekleyeceğim. Bakın şöyle dilediğiniz kadar arttırıp azaltabilirsiniz miktarı. Kıvamını ayarlayabilirsiniz. Buz gibi bir su ekliyorum ya da sade soda ekleyebilirsiniz. Sade soda da çok güzel oluyor bu tarifte. Şöyle karıştıracağım. Bir tane de Buz ekledikten sonra ev yapımı anne yapımı mis gibi en doğalından vişne suyumuz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.